Başbakan Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, dört kadın vekilin Meclis Genel Kurulu'na başörtüleriyle gelmelerine ilişkin meclisteki atmosferi tarihi bir atmosfer olarak demokratikleşme sürecinin önemli bir adımı olarak görüyorum dedi. Yani parlamento hemen hemen hiçbir zaman göremediği, yaşayamadığı bir olgunluk içerisinde bana göre bu süreci değerlendirdi. Ki öncesinde farklı farklı şeyler söylenmesine rağmen dünkü hava çok çok olgun bir havaydı. Milletin verdiği izni kimsenin engellemeye hak ve selahiyeti yoktur. CHP'nin böyle bir ne gücü ne kudreti bu da yoktur. Çünkü milletin talebi budur ve milletin bu talebi de bu parlamentoda gerçekleşmiştir. Basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurulda neden aday olduğunu açıkladı. Benim görev sürem 3 Temmuz'dur. Bu süreç tamamlanmadan ve 3 Temmuz'un tüm kanıtları Fenerbahçe üzerinden temizlenmeden bizim Fenerbahçe'de görevimiz bitmez. Bitmeyecektir. Bu seçim ne bir güven oyudur ne de güçlü yönetim ihtiyacıdır. Herkes yönetim kurulu listesine dair pek çok farklı isimden bahsediyor. Çeşitli yorumlar yapılıyor. Benim yönetim kurulum Fenerbahçeli milyonlardır. Manisa maçındaki kadınlardır. Meydanları sarı lacivert boyayanlar, Çağlayan'da ve Saracoğlu'nda nöbet bekleyenlerdir. Ve bizler için dualarını esirgemeyenlerdir. Ve ben büyük bu camianın sadece görünen yüzüyüm. Kaldı ki bu seçim zaten Fenerbahçe Kongresi'ne, Fenerbahçe iradesine ve camiasına yapılan bir dayatmadır. Fenerbahçe'yi emniyet, savcılık ve mahkeme kararlarıyla yönetme şeklinin son tezahürüdür. Ve tekrar söylüyorum. Bu sadece bir seçim değildir. Bu Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'la yüzleşmesidir. Ve bu yüzleşme doğal olarak Fenerbahçe'nin sizler tarafından seçilmiş Başkanı Aziz Yıldırım ile yapılmalıdır. Ve ben bu yüzden adayım. Yıldırım, başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'a da sorular yöneltti. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? 2. Fenerbahçe Spor Kulübü 2010-2011 sezonda şike yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Cevap. 3. Sayın Şenez Erzik ile Sayın Başbakan'a bilgi vermek için gittiğinizde Sayın Başbakan size Fenerbahçe'nin şike yapıp yapmadığını sorduğunda siz kendisine ne cevap verdiniz? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, ülkesinin gizli dinleme faaliyetleriyle ilgili tarihi bir itirafta bulundu. Kerry, video konferans yoluyla Londra'da katıldığı bir toplantıda Amerika'nın dinleme konusunda bazı durumlarda aşırıya kaçtığını söyledi. Sizi temin ederim ki bu süreçte masum insanlar suistimal edilmedi. Bilgi toplama çabası var ve evet bazı durumlarda uygunsuz davranılarak aşırıya kaçıldı diyen John Kerry, Ulusal Güvenlik Kurumu'nun uygunsuz davranışlarını önlemek için Başkan Obama ile birlikte çalışacaklarını ifade etti. İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada olay yer inceleme, adli tıp, ekspertiz ve kriminal raporlarından oluşan delillerin incelendiği ve ölümün intihardan kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi. Savcılık bu sebeple olayla ilgili takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.
İstanbul'da son zamanların en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Çok sayıda polis sabah saatlerinde yaklaşık 100 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 54 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yer alan 11 katlı bir rezidansa giren kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri binada aramalar yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk-İngiliz 3. Tatlı Dil Forumu'na katılmak üzere İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a gitti. Hareketinden önce havalimanında bir açıklama yapan Gül, 4 milletvekilinin başörtüleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na girmesini değerlendirdi. Gördüğünüz gibi herkes mutlu oldu. Herkes bu tip normalleşmeye katkı verdi. Bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum bu anlamda. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ali Koç düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Koç, başkan adayı olup olmayacağı konusunda net konuştu. Pazar günü yapılacak seçimlerde aday olmayı o aşamada düşünmediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna benzer bir açıklamayı da bazı gazetelerde dernek toplantısını takiben izlemiştiniz. Şu aşamada böyle düşünmenin en önemli unsuru, son bir senedir işimle, şirketlerimizle, aile şirketimizle yaşadıklarımız, aldığım sorumluluklar ve önceliklerden kaynaklanmaktadır. Şartların en müsait olduğu anda da, daha önce yaptığım gibi de her Fenerbahçeli gibi, katkı sağlayabilecek her Fenerbahçeli de gibi tekrar da görev almayı düşünmekteyim. Ali Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili ise Mehmet Ali Aydınlar'a sert eleştiriler yöneltti. Gizlilik olmasına rağmen hem gizlilik ihlallerine kimse bir şey demedi. Sizlere de burada aynı şeyi soruyorum. Sizler de bu konuda fazla bir hamle yapmadınız. Bırak gizlilik ihlaline müsaade edildi. Basın yasağı dahi çok uzun bir süre getirilmedi. Müfettiş Korno'nun ziyaretinde bir yol haritası kurgulandı ve onun ayrılmasını takip eden birkaç gün içinde de meşhur Infantino mektubu Türkiye Futbol Federasyonu oradan da bizlere ulaştı. Önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edildiğini, 45 dakika sonrasında da Trabzonspor'un dahil edildiğini öğrendik. Biliyor musunuz ki spor hukuk tarihinde bir ilk yaşanıyordu. Tekrar ediyorum, spor hukuk tarihinde bir ilk yaşanıyordu. Spor hukukunda belirlenen hiçbir resmi sürecin, prosedürün işletilmeden, tam kimin neyle suçlandığı bilinmeden, hiçbir savunma alınmadan Fenerbahçe Spor Kulübü cezalandırıldı. Bunun hesabını er ya da geç birileri verecektir. Asrın projesi Marmaray'ın açılmasıyla iki kıta denizin altından birleşti. Vatandaşlar Marmaray'a yoğun ilgi gösterince bazı aksaklıklar da yaşandı. Gelişmeler üzerine Devlet Demir Yolları Marmaray'da acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Devlet Demir Yolları Genel Müdür Yardımcısı İsa Apaydın tatbikatla ilgili bilgi verdi. Buradan yüzeyden oluşan sular veya yolun temizlenmesi gereken şekilde su kullanıldığı zaman drenaj kanallarımızdan tahliye pompalarımıza gidiyor. Tahliye pompalarımızdan da dışarıya atılıyor. Yani buranın sıcaklığı 20 derece. İşte sıcaklıkta beklenmedik bir ani yükseklik olursa bu teller vasıtasıyla sıcaklık algılanıyor ve merkez dediğimiz o sisi merkezimize bir uyarı gidiyor. Diyor ki burada tünelin şu noktasında sıcaklık arttı. Bu konuda bir merkeze uyarı gidiyor. Bu noktada kilometresi de belli olduğu için gelip burada hemen
müdahale etme şansı var. Bu tüpün her iki taraftaki TBM'le inşa edilen tüpün uzunluğu 11 kilometre. İki tane 11 kilometrelik double tüp inşa edilmiş. Kapılarımız var. 200 metrede bir. Yeşil ışığı gördüğümüzde yönlendirme olan yerlere göre en yakın zaten levhalarımız yolcularımızı yönlendiriyor. Yeşil ışığı gördüğümüzde o noktaya doğru yolcularımız kolaylıkla yönlenebiliyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 4 kadın vekilin başörtüleriyle genel kurul çalışmalarına katılmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Halkımız büyük bir demokratik olgunluğa erişti zaten. Dün mecliste ortaya konan tabloyu milletimiz çok önceden de ortaya koymuştu. Milletin büyük bir kısmında zaten problem yoktu. Siyasette ve aydınlarda problem vardı. Milletimiz arasında böyle bir problem yoktu. Onun için dün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine yakışan, vakarına uygun, yakışan bir tablo ortaya koydu. Hatırlarsanız bir kısım olaylar sebebiyle Türkiye'de taşkınlıklar, cebir ve şiddet yöntemlerine başvurulduğunda ben söylediğim bir şey var. Türkiye'de bir başörtüsü sorunu vardı 25 yılı aşan bir süredir. Hak talep ettiler ama hiçbirisi cebir ve şiddete başvurmadı dedi. Protestolar yaptılar, imza kampanyaları yaptılar, mitingler yaptılar ama hiçbirisi kamu aracını yakmadı. Hiçbirisi devlet binasını tahrip etmedi. Hiçbirilerinin eylemlerinden dolayı başkalarının ticareti engellenmedi. Parklar, bahçeler, lambalar kırılıp dökülmedi. Demek ki kırıp dökmeden de hak talep edip hakkı elde etme imkanı da var. Bu açıdan baktığımızda da dünkü olay hepimize birçok şey öğretiyor. Çiçek, CHP'li vekil Şafak Pavey'in durumuyla ilgili soruya da cevap verdi. Benim yönümden bir problem yok. Sayın Pavey ne zaman isterse pantolonlu olarak gelebilir. Ama bir iş yüzük deniyorsa bununla ilgili de zaten epey mesafe kat edilmiş komisyonda. Anayasa Komisyonu gerekiyorsa grup başkan vekillerimiz hemen konuşurlar. Önümüzdeki hafta bunu da çıkarabiliriz. Yani iş bu kadar kolay. Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletten yol isteyen halk otobüsü sürücüsü durağa yanaştığı sırada saldırıya uğradı. Motosikletten inen iki kişi öfkeyle otobüs sürücüsünün üstüne yürüdü. Bu sırada saldırganlardan biri sürücüye kafa attı. Yumruk darbelerine de maruz kalan adamın yüzü kanlar içinde kaldı. Yolcuların müdahale ettiği olay sonrası saldırgan ve arkadaşı motosikletlerine binip kaçtı. Saldırgan bir süre sonra polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Brezilya'da benzin istasyonunu soymaya çalışan iki gençten biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı. Benzin istasyonunun soyulduğunu anlayan bir polis, hırsızları etkisiz hale getirmek için en uygun anı beklemeye başladı. Polis memuru, kasadaki paraları çalan soyguncunun dışarıda kendisini bekleyen motosiklete bindiğini görünce ateş açtı. Soygunculardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Amerika ile Meksika arasında uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan 550 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Tijuana sınır bölgesinden başlayarak San Diego şehrindeki bir deponun içinde biten tünelde uyuşturucu nakliyatının hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için raylı sistem kurulduğu, tünelde de ışıklandırma ve havalandırma sistemlerinin bulunduğu belirtildi. Amerikalı yetkililer yerin 10 metre altındaki tünelin bugüne kadar ortaya çıkarılan en gelişmiş tünel olduğunu söyledi. Öte yandan tünele düzenlenen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı 100 kilogram kokainle 8 tonda esrar ele geçirildiği açıklandı. Tekirdağ'da hırsız kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı. Biri hamile 4 kadın alışveriş yapmak bahanesiyle bir büfeye girdi. Hırsızlardan biri kasada duran yaşlı kadını oyalarken diğeri ise raflardan aldıkları alkollü içeceklerle cips ve bisküvileri eteklerinin altına gizledi. Tüm bu hırsızlık anları ise büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.